Nisan 2024 Cumartesi günü saat 15.45 hareketle 340 yolcu ve 69 araç taşıyan Yavuz Sultan Selim isimli gemimiz denizcilikte kaçak hava olarak adlandırılan bir hava olayına maruz kalmıştır. Bu olay sonrasında 7 araç ve 1 motosiklette hasar gerçekleşmiştir. Bu hasara ilişkin sigorta birim yöneticiliğimiz tarafından tüm işlemler başlatılmış ve hasarların tazmini yönünde gerekli işlemler yapılmaktadır. Özellikle sosyal medyada bu seferlerin güvenliğine yönelik yapılan eleştirilere yönelik birkaç ifadede bulunmak isterim. Sefer iptalleri aslında bir komisyonun uhdesinde yürütülüyor. Bu seferlere ilişkin de herhangi bir olumsuz durum daha önce görülmedi hava raporlarında. Bunun karşılığında 15.45 Yenikapı Yalova seferimiz de aslında yapıldı. Dolayısıyla onda herhangi bir sorun olmadı. Buna yönelik olarak da bunun çok öngörülebilir olduğu bir hava durumu değildi bu. Dolayısıyla yapacağımız herhangi bir tedbir buna yönelik değil. Aslında geminin seferi icra etmesi açısından herhangi bir olumsuz durum olmamakla beraber o anda yüksek dalganın verdiği araç hasarları mevcut oldu. Dolayısıyla sefer güvenliğine yönelik herhangi bir olumsuz durum yaşamamıştır. 1 saat 20 dakikalık bir sefer sürecinin 5 dakikalık bir bölümünde bu havaya yakalanıldı. Dolayısıyla herhangi bir sefer güvenliğini ya da yolcu güvenliğini olumsuz yansıyacak bir durum yaşanmamıştır. Bunun hem öncesinde hem de sonrasında seferler hem öncesinde yapılmıştı, sonrasında da yapılmaya devam edildi. Bir yolcu kaybı olmaması, yolcu sağlığına yönelik olumsuz bir durum yaşamaması en büyük tesellimiz tabii. Tabii 7 araç ve 1 motosiklet hasar gördü. Hatta yolcularımızdan bir tanesinin laptopuyla ilgili de bir takım hasarların olduğunu bize beyan etti. Biz sigorta birim yöneticiliğimize bunun da karşılanması yönünde bilgilendirmeyi yaptık. Sosyal medyadaki görüntüler ve yorumlar aslında bir sefer güvenliğinin zafiyeti olduğu şeklinde aslında yansıtıldı. Fakat kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Birçok aşamada hem sefer iptalleri hem de yolculuk tecrübesi kontrol edilmekte ve belirli programlardan geçirilmekte. O yüzden yansıtıldığı ya da yorumlandığı şeklinde bir zafiyet söz konusu olmadı. Biz denizde yolculuk hem çevreci hem rahat hem konforlu bir alternatif. İDO olarak denizde vatandaşlarımızın güvenli yolculuğu için tüm tedbirleri aldığımızı belirterek tüm yolcularımızı gemilerimizde seyahate davet ediyoruz.